Uzay alanındaki insan kaynağını geliştirmek, uzay farkındalığını geliştirmek, uzaya birini göndermek turist olarak değil, İSS işbirliğiyle bilimsel bir amaçla. Bunun da açılımını yaptı bugün Barak. Ama biz sözü çok fazla kendimiz uzatmayalım, hocalara verelim. Profesör Doktor Ersin Göğüş var. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi, astrofizikçi. Ve Profesör Doktor Ali Alpar var yine karşımızda. Bilim Akademisi Başkanı, astrofizikçi. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Türkiye'de yakın tarihte hatırlıyor musunuz uzayın bu kadar çok konuşulduğu bir dönemi hocalarım? Valla bizim camiada konuşulur ama Ama kamuoyunda başka bir açıdan şimdi konuşulur. değil mi? Daha geniş bir açıdan ve çok fazla herkesin de dikkatini vereceği bir biçimde. Şimdi işin siyasi yanı bir tarafa, benim gerçekten şu anda konuşmak istediğim, çünkü siyasi boyutu çok konuşuluyor akşamdan beri hem sosyal medyada hem televizyonlarda. Muhtemelen bugün bütün tartışmaların da bir numaralı konusu olacak. Bir vizyon meselesi olarak tartışılıyor. Ama işin bilimsel yanı ile ilgili olarak benim öğrenmek istediğim, Türkiye'nin dün yapılan açıklamalara baktığınızda altyapısı bu hedeflere ulaşmakla ilgili ne kadar hazır? Hocam, Profesör Doktor Ali Alpar'la başlayayım müsaade ederseniz. Buyurun Ali Alpar hocam. Şimdi ben Türkiye'nin altyapısı kısmen hazır. Türkiye'de iyi hazırlanmış bir takım şeyler var ve bu konu, uzay konusu Türkiye'de yeni değil. Türkiye kendi potansiyeline uygun gereken zamanlarda yavaş yavaş uzayla ilgili alanlara girdi. Ve tabii ki uzay ajansı yahut uzayla ilgili bir organizasyon yapmak gerekli, iyi bir şey. Bence en önemli sorun bunun nasıl yapılması doğrudur. İsterseniz şöyle bir Giriş yapayım. yol izleyelim. Buyurun. Ersin'i Dinledikten sonra diyorsunuz bu konuda devam edelim. ondan yaşlıyım, o benim öğrencimdir. İkimiz de bilim akademisi üyesiyiz, ikimiz de astrofizikçiyiz, ikimiz de tesadüf bugün Sabancı Üniversitesi'yiz aynı zamanda ama Süper. şimdi Ersin güncel durumu benden çok daha iyi biliyor. Sonra bana sözü Tabii ki verirseniz ben... vereceğim hocam. Buyurun Ersin hocam, sizden dinleyelim. Yani benim merak ettiğim, bu bir ütopik bir hedef midir? Ulaşılabilir bir hedef midir? Zamanlamaya baktığımızda da öyle. Yani buna ilişkin bir değerlendirme rica edeceğim. Eğitim bakımından, bütçe bakımından milyar dolarlar mı yatırmak lazım bu işe? Yoksa yatırılan zaten var, o iş yürüyor mu? Bu konuda bir sizin görüşünüzü merak ediyorum. Buyurun. Tabii. Bu çok boyutlu bir konu. Bunun sadece bilim ve teknoloji tarafından ben Lütfen. olaya biraz daha açıklık sağlamaya çalışacağım. Ali Hoca'nın bahsettiği gibi bu dünkü mesele değil. Kendisi de TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi'nde bu alanda bir konuşma yapıp bunu mini bir kitap haline getirmişti yıllar önce. Bu ne demek? Yani 15-20 yıl önce zaten Türkiye bilim tarafından, teknoloji tarafından uzay ajansı kurulmasının hazırlıklarını, düşüncelerini masaya yatırmıştı. Bu uzay ajansı Amerika'daki NASA gibi bir şey mi bizim için yani artık? NASA benzeri Benzeri diyelim. bir şey. Peki, buyurun. Bunun nedir? Avrupa'nın ortak uzay ajansı gibi ulusal ajansları da var. Bunun ön çalışmaları, fizibilitesi, neler yapabilir zaten yıllar boyunca çok tartışıldı enine boyuna. Ve bunun da ötesine geçti. Yani Ankara'da kurulu olan çokça savunma ve askeri işletmeler, kamu ve bir miktar sivil zaten uzaya yönelik çalışmalar yapıyorlar. Yani uzay bilimi değilse de uzay biliminin ihtiyacı olan bazı alt yer hizmetleri gibi. Bu ekipler yıllar içinde görüldü ki az para da kullanmıyorlar. Yani 2018 verileri var benim elimde en son. Türkiye'nin uzaya yönelik, yani bunun tabii büyük bir çoğunluğu savunma, uzaya yönelik harcaması 288 milyon dolar. İsviçre'nin uzaya harcaması bizden daha az. Ama İsviçre Avrupa Uzay Ajansı üyesi, bunun önemli bir kısmı üyelik aidatı olarak gidiyor. Şimdi biz de
Çalışmalar yani devlet kurumları olduğu için bunları hepimiz biliyoruz zaten neler yaptıklarını az çok duyuyoruz. Askeri olanları da haberlerden duyuyoruz. Bazı ortak çalışmalar olabildiği gibi kendi ajansları içinde yaptıkları çalışmalar da var. Şimdi benim burada gördüğüm güzel bir kesişme artık bunların bir hedefe oturtulmuş olması. Yani doğal olarak kolay bir iş değil Ay'a gitmek. Ay'a sert iniş yapmak da zor. Öyle mi? Ben çünkü birçok Tabii. insan anlamadı onu. Sert iniş yapacağız önce, ondan sonra yumuşak iniş yapacağız. Madem iniş Yani yapabiliyoruz, niye yumuşak inmiyoruz da sert iniyoruz diye böyle kendi içimizde biraz cahilce de olsa konuştuk doğrusu. dünyanın kütle çekiminden çıkmak zaten kolay bir iş değildir. Yani uçakla havalanır gibi havalanmayacaksınız. Dünyanın yoğun kütle çekim alanından çıkıp Ay'ın yörüngesine gireceksiniz. Yani hem buradan çıkış büyük riskli ve Problemli bir büyük durum. teknik bazı manevralar gerektirir. Ayın yörüngesine oturmak da bazı birikimler, yörüngede kalmak da önemli bir birikim gerektirir. İnsan tıpkı insan olmayı öğrenmesi gibi uzay ajansları da tamam belli bir seviyede bir şeyler yapmaya başlar ama bunu yaparak öğrenme, hani çok kullanıldığı için söylüyorum, know-how'ınızı geliştirmeden başarıya ulaşamazsınız. Elon Musk'ı izliyorsunuz her gün. 72 metre boyunda tahıl silolarını her gün olmasa da sık aralıklarla yükseltiyor. Bazen bilerek olmasa da kazalar yapıyorlar ama bundan çok şey öğreniyorlar. Bunu kayıp olarak görmüyorlar. Oraya gitmek önemli bir hedef. Oraya çakılmak tabii ki arzu edilen bir şey değil ama önceliğimiz diyor yani açıklanan şeylerden anladığım Planlarda. planlar öncelikle oraya bir gitmek. Gittikten sonra da oraya güvenli iniş Hocam yapmak. altyapısı var mı? Şimdi know-how'ı deneyerek öğreneceğiz falan diyoruz. Altyapısı var mı Türkiye'de? Ali İşte hocama geçeceğim çünkü. tabii birikimler var. Boş değil, sıfır değil. Yani dün geceden hadi başlayalım deyip bu sabah işe koyulmuş değiliz. Türkiye'de son 35-40 yıla yaklaşan uzay çalışmalarının altyapısı tabii ki var. Şimdi bunu uluslararası işbirliği içinde yani bunun artık Türkiye tek başına her şeyi yapamaz değil. Az önce siz de söylediniz. Fırlatma rampasını kendi coğrafyamıza kuramıyoruz. Bunu uluslararası işbirlikleri içinde ama kendi insanımızın birikimini kullanarak bir hedefe götürüyoruz. Bu hedefin Hedef bugün ay, yaparız değil diyerek mi? Hedef ay mı? yani hedef şu anda bir hedef ay. Yani orada 10 tane sıralanan hedefler var. Hedeflerden bir tanesi Ay'a gidecek bir aracı önce yüzeye sert indirmek, sonra Sonra da da daha kararlı bir şekilde oturtmak. indirmek. Ama Evet. bu bir başlangıçtır. Yani bunu yapan ülkeler böyle böyle üstüne koyarak artırır. Ondan sonra oraya daha büyük bir alet indirmeye çalışır. Ondan sonra daha da teferruatlı manevralar yapan şeyi yerleştirir. Sonra da oradan Mars'a doğru yol alır. Yol alır diyorsunuz. Peki Profesör Doktor Ali Alpar hocam hedef ay mı dediğimde kafa işaretiyle hayır hayır dediniz. O doğru anlamadığımızı gösteriyor. Buyurun. Şimdi hedef kelimesinin iki anlamı var. Bir, sembolik yahut heyecan uyandıran yani bir çeşit halkla ilişkiler anlamında cazip gelen hedef var. Bu da değersiz demek değil. Ama daha önemli olan şey stratejik hedef. Biz buradan Ersin hep öğrenmek dedi, en önemli şey o. Ne öğreniriz, ne yatırırız, ne veririz, bu süreçte ne katkımız olur, ne öğreniriz. Şimdi bu uzay konusu çok geniş açılımlı bir konu. Çünkü bir ucunda çok sofistike yüksek teknoloji var. Onu üretmek, bir ucundan tutmak, kullanmak var. Öbür tarafında temel bilim var. Yani astronomi var.
merak üzerine işte yıldızlarda neler oluyor, X ışınlarında nasıl parlıyor yıldızlar, gamada ne yapıyorlar, işte evren nasıl oluştu, galaksiler nasıl dağılıyor falan, bu var. Bunların yanı sıra bir de sofistike teknolojinin yanında 20-30 senenin yeni teknolojisi, bugünün günlük kullanımı var, onun desteği var. Şimdi Türkiye bütün bu ayaklarından, bir de Ersin'in de söylediği savunma ayağı var. Havacılıkla ilgili konular var. Bütün bu ayaklarından 20-30 sene öncesinde, 40 sene öncesinde bu işe girmeye başladı Türkiye. Şimdi ben birkaç örnek vereceğim Buyurun. Size. Birincisi doğrudan uzay değil ama uzayı besleyen astronomidir temel bilim olarak. Astronominin de klasik öteden beri insanların işte 17. yüzyılın başından beri yaptıkları teleskoplarla gökyüzünü bildiğimiz ışıkla gözlemek. Şimdi 20. yüzyılda onun yanına işte radyo ile gözlemek, radyo teleskopla, yani büyük çanak antenler diyelim. İşte X ışını teleskoplarıyla, gama ile vesaire. X, gama dediğiniz zaman, ultraviyole dediğiniz zaman çok şükür bunları atmosferimiz geçirmediği için atmosferin üzerine uydu. Yani astronomi biliminin kendisi bir yandan hem bir bilimsel amaç koymak için teknolojiyle bütünleşiyor. Öte yandan da yeni tip gözlem evleri, dünyadan zaten X ışını gelmiyor dünyaya. Yıldızlar salıyor ama dünyaya geçmiyor atmosferden. Atmosferin üzerine yörüngeye uzay aracı çıkarmak lazım. Şimdi Türkiye'de 1980'lerde, Türkiye'de astronomi camiası, optik, klasik astronomi, böyle mütevazi küçük teleskoplarla yapılan iş, ta 50'lerden, 60'lardan, İstanbul Üniversitesi daha öncesinden, Ankara Üniversitesi'nde biraz daha sonrasından, sonra Ege Üniversitesi, yapılan bir iştir. Küçük teleskoplarla ufak çaplı işler yapılır. Ama Türkiye'deki astronomi camiası, hani akademik dünyadaki tipik çekişmeler falan her zaman olan şeyleri bir ölçüde aşarak 80'lerde TÜBİTAK proje sundu. Proje paralarıyla ve büyük kişisel fedakarlıklarla Türkiye'nin dağlarını, aday yerleri gezerek iyi bir gözlem yeri seçtiler. Ve 90'ların başında, 93-97 arasındaki dönemde, ilk başta o zaman Demirel İnönü hükümeti vardı ve bir bilim adamıyla bir teknisyenin, mühendisin politik iradesiyle Türkiye orada bir takım seçimler yaptı. Ulusal gözlem yapıldı. Bu Türkiye için çok büyük bir değer. Şimdi bu astronomi tarafı, o hikayeye geri döneceğim. Öte yandan yine 80'lerde, 90'ların başında Türkiye'de gelişen iki uzayın kullanım alanı var. Bunlar artık günlük teknoloji. Yani bir tanesi yer belirleme ve uzaktan algılama, dünyayı iyi kameralarla her türlü bantta alçak yörüngedeki uzay araçlarından izleme. Bunu artık hepimiz cep telefonlarımızdan görüyoruz, biliyorsunuz. Evet. Ama bunun için bir takım uyduların çıkması lazım. Ülkelerde, şirketlerde bu uydulara akses, bu teknolojiyi kullanmak isterler. Bunu Türkiye yaptı zamanında. Yani şimdi Göktürk 3 denen uydu. Onun ataları TÜBİTAK'ın ODTÜ kampüsünde kurduğu bir Bilten Enstitüsü vardı. Bilişim teknolojileri falan. O sonradan uzay, TÜBİTAK Uzay Enstitüsü'ne dönüştü ama o zamanlar Bilten'di. İlk başta basit bir modelle, yani anahtar teslimi alacağız. İngiltere'de Surrey Üniversitesi'nin kurduğu bir şirket küçük küçük böyle uzaktan algılama uyduları yapıyordu. İlk seferinde Türkiye onun üzerine konacak bir kamera, kameranın tamamı değilse filtresini falan geliştirecek teknolojiyi, yahut uyduyu izlemek, yerle iletişim, bunun yazılımı, donanımı yoktu bunlar. Ama çok iyi bir şey yaptı. İlk adımda ilk uyduyu Surrey'e yaptırırken, o zamanki TÜBİTAK Bilten, kendi genç elemanlarını, kim onlar? ODTÜ ve Türkiye'nin diğer iyi üniversitelerinden çok kaliteli uluslararası standartta mühendislik ve bilim eğitimi görmüş gençler. Bunları gönderdi. Master yapmaya, doktora yapmaya yahut oradaki enstitüde çalışmaya, aletin kıvır zıvırını, kontrolünü vesaireyi öğrenmeye. Ondan sonra bir sonraki aşamada daha mütevazi olarak Türkiye katıldı. Bir sonraki aşamada biraz daha katıldı. Hala uyduyu tamamen kendisi yapıyor değil. Normal ama bu da artık nispeten çok standart günlük hayatımıza girmiş teknoloji. Bu
uzaktan resim çekme. Evet. Bunda Türkiye'nin bir donanımı var. Bunun için gereken adımları Türkiye'de dediğim gibi 80'lerin sonu 90'ların başından itibaren atıldı ve izlendi. Bir diğer alan telekomünikasyon. Biliyorsunuz uzak erimli televizyon ve radyo yayını yapmak için bir çeşit ayna alıp tekrar anten vazifesi gören uygun açıklıktaki yörüngelere konmuş telekom uydularına ihtiyaç var. Bunları Türkiye'de TürkSat sahipleniyor diyelim. Çünkü kendisi yapmıyor. Çünkü demin dersinde söylediği gibi bütün uzay şeylerinde dünyadaki uzayda iş yapan uluslar Türkiye'de dahil fırlatma faslını genellikle kendileri yapmaz. Bunu ESA yapıyor, işte NASA yapıyor, Rusya yapıyor, Çin yapıyor, Japonya yapıyor. Çünkü bu çok daha büyük bir yatırım. O dünyanın şeyinden rokette çıkmak ama çıkan şeyi hazırlamak, onun içerisine en mütevazisinden başlayıp çeşitli amaçlarla alet edevatı koymak, tasarımı yapmak, onunla iletişim, verileri dünyaya indirmek, bu sorunları çözmek. Bu yine büyük ölçüde doğal olarak yani atmadan başlayarak işte Arian'la Avrupa Uzay Ajansı ile vesaire Türkiye Telekom alanına girdi. Bunu da TürkSat sürdürüyor. Şimdi buralarda var. Ondan sonra bizim Ersin'in de benim de çalıştığımız yüksek enerji astrofiziğinde yine bu benim neslimde bizlerin birkaç kişinin zaten yurt dışı doktoraları vardı. Türkiye'ye döndük. İşte üniversitede başladık. O arada bu ulusal gözlemi bağlamında Rusya'nın o tarihte atmayı planladığı bir X ışını gözlem uydusu tamamen bilimsel amaçlı ama arkasından teknoloji gelecek. Türkiye buna ilk başta bir miktar para vererek katıldı ama karşılığında oradan gözlem zamanı uydu uçsaydı gözlem zamanı alıp X ışını verilerini Türk bilim insanları Türkiye'de izleyecekti. Bir, ikincisi onun paralelinde bizim ulusal gözlem evi işini hızlandıran birkaç yıl içinde ulusal gözleminin kurulmasına vesile olan bir Rus teleskobu ödünç olarak Türkiye'ye geldi. Şimdi burada bakın bütün bu alanlarda Türkiye aktif siz aslında olarak bir temeli anlatıyorsunuz. Yani bu evet, önümüzdeki bu temel, biraz ayrıntıya giriyorum. Baktım farkındayım. Aşağıda. Evet. Buyurun. Kısa keseceğim. Yani lütfen. Söylediğim şeyin şu bu. Bu işlere ben bundan ne öğrenirim? En başta gerçekçi olarak kendi şu andaki konumumdaki Türkiye olarak benim bilim insanlarımın yapabileceği katkılar, onu koyayım oraya. Ve bundan sonraki aşama için genç nesilden yeni, hele yeni gireceğim bir alansa yeni eleman yetiştirme ihtiyacı. Bunun planlamanın içinde olması lazım. Şimdi Türkiye bunları belli dönemlerde yaptı. Yapması da gerekiyordu. Yani Türkiye'nin ekonomik potansiyeli, teknik ihtiyaçları vesaireyle elbette başta başkalarından alarak. Şimdi bir miktar ha yeterince öğrendik mi? Bazen öğrendik, bazen öğrenmedik. Ama bunun bu şekilde yapılması lazım. Yani buradaki birinci nokta içinin dolu olması, boş olmaması, bir gösteriden ibaret olmaması. Şimdi bir kısa şey daha ilave edeyim. Demin Ersin değindi. 2000'lerin başına geldiğimizde Türkiye'de bu gerek kamu ortaklı gerek bazı küçük özel şirketlerde daha çok sanayi bazında, havacılık bazında, roket, robotik falan bazında, öte yandan işte bilimde bir sürü ihtiyaç vardı ve bir uzay ajansı kurulması gündeme geldi. Bunda önderliği Hava Kuvvetleri yaptı. Ben o zaman demin Ersin'in söylediği bir konferans ve kitap yazdım. Çünkü o zaman ortaya çıkan, onu kurmaya çalışan kuruluşta iyi niyetli fakat olayın gereklerini, uluslararası ortamda bu işin nasıl yapıldığını tecrübesi olmayan insanlar olduğu için bir bürokratik şemaydı. Yani işte görev şeması, işte şu şuna bağlı, bu buna bağlı, bunun kurulu, bunun görevi, bunun kaç para alacağı falan gibi bir şematik bir şeydi ama nasıl adam yetiştirilecek? Biz bunun neresinden tutup, yani o gelişme planı yoktu. Şimdiki uluslararası kuruluşunda da ben aynı boşlukları görüyorum. Bunun doldurulması lazım. Bu yani bizim kendi camiamızdan, Türkiye'nin mühendislerinden, şirketlerinden, bilim insanlarından da burada benim kendi özel projeme yer açılsın diye değil, ne gerçekçi olarak yapılabilir?
Tabii ki uluslararası... Buna da rasyonel yaklaşıp bilimsel olarak değerlendirmeyi yapıp hedefe ulaşmak için altını doldurmak lazım diyorsunuz hocam. Tamamen öyle. Anladım. Şimdi Ersin hocama da soracağım. NASA'da da biyografisine bakarken görev yaptığını fark ettim orada. Şimdi şöyle eleştiriler var, ne dersiniz diye soracağım. Ay'a gideceğiz de ne olacak? Millet Mars'a gidiyor arkadaş. Biz Ay'a gitsek ne olacak? Üçüncü, oraya Türk işte astronot deniyor, başka şeyler söyleniyor. Gökmen, Göktürk, bir sürü şey. Uzaya gidecek insan, Türk insanı göndereceğiz de ne olacak? Onu Elon Musk gönderince biz göndermiş olur muyuz? Şimdi önce ilk sorunuza değineyim. Dediğim gibi çocuk, bebek anne karnından çıkınca maraton koşamaz. Biraz emeklemesi lazım, biraz hayatı öğrenmesi lazım. Taklit etmesi lazım. Yani insan insan olmayı anne babasını taklit ederek öğrenir. Yani taklit etmek ayıp değil. Bir şeyi öğrenirken başkaları nasıl yapıyor diye bakmak, ondan örnek almak, onu bir şekilde tekrar etmek hiç ayıp değil. Ay'a 1960'ların sonunda gidildi. Biz gitmedik ama. O bilgi birikimi yok bizde. Eğer biz daha ötesine gitmek istiyorsak önce en yakındaki zıplama tahtasına gitmemiz lazım. Tamam. Ay şu anda stratejik bir yer. Yani ben çok siyaset bilimiyle uğraşmıyorum. Sizler daha iyi bilirsiniz. Türkiye'nin jeopolitik yönünden Türkiye dışındaki en önemli kara parçası neresidir? Kıbrıs. Evet. Hatta Cumhurbaşkanı o yolda. En önemli jeopolitik noktası da, politik demeyelim de, jeo noktası da Ay'dır. Ay'ın çok önemli jeolojik bir konumu var. Ve derin uzaya gitmek için çok önemli bir aktarma istasyonu. Buraya hedefler zaten son 15 yıldır koyuluyor. Yani 2003 yılında George W. Bush o 11 Eylül'ün arkasında çökmüş, yani moralmen çökmüş bir ulusu biraz heyecanlandırmak, biraz da teknolojik gelişimlere ön ayak olmak için 2025-30'da Mars'a gitme vizyonunu ortaya koydu. Ondan sonra 8 sene Obama yönetimi bu hedefi aldı götürdü. Ondan sonra Trump, yani bunlara hiç uymayan bir başkan, o da aldı götürdü. Ve bunun içine 2024'te çok ağır bir kelime kullandı. Belki fark ettiniz. Ay toprağına Amerikan postalı inecek dedi. Bu ne demek? Ben oraya ineceğim ve oranın hakimiyetini ele alacağım. Orası benim olacak demek. Evet. Orası benim olacak dedi. Bunun ardından Çin, Hindistan başladılar bir yarışa. Şu anda bir yarış. Bu üzücü. Ben başta da söylediğim gibi bilim ve teknoloji tarafından bakınca doğal olarak oradan öteye gitmek için Ay'ı önemli bir destinasyon olarak görüyorum. Bir zıplama tahtası diyorsunuz. Yani bundan sonrası yapılacak şeyler için. Peki Elon Musk eleştirilerine ne diyorsunuz? Yani geçenlerde çünkü Cumhurbaşkanı da açıklama yaptı. Elon'la konuştum dedi. İşte para kazanıyorum, ne yapayım diye, hatta onun üzerine magazinsel değerlendirmeler de yapıldı. Belli ki bir yakın ilişki içinde. Ben Elon Musk'la bir Türk vatandaşı oraya giderse gitmiş sayacak mıyız? Yoksa bizim ilgilenmemiz gereken alan başka mı? Şimdi Elon Musk'la bir kişinin gitmesi değil. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci kişi gidecek mi? Nasıl gidecek, onları düşünmemiz lazım. Yani bir Türk gitti ve o Türkiye'nin uzaya giden tek insanıydı diye tarihe geçecekse gitmemesi daha iyi tabii ki. Ama eğer bu bir misyon, bir hedef, bir bilimsel çalışmaysa, sadece bilimsel değil, yani herkesin astrofizikçi olmasını bekleyemeyiz. Tıpkı herkesin sizin gibi haberci olmasını bekleyemeyeceğimiz gibi. Ama uzay vizyonuyla yaşamak apayrı bir şeydir. Çünkü siz de ben de hepimiz uzayın nimetlerinden faydalanıyoruz. İşte şu iletişim yaptığınız aracı. Yaptığınız iş bile tabii. Uzay teknolojilerinin bir ara ürünü, bir alt ürünü. O yüzden uzay bambaşkadır. Yani uzay vizyonuyla doğan, yetişen, eğitim alan gençliğin hali, işte siz bahsettiniz, batıdaki, yani Amerika'nın en ücra yerinde bile
en böyle eğitim seviyesi düşük yerlerde bile onların bir gurur kaynağı vardır. İşte NASA. NASA'da çalışan mühendisler benim dünyada görüp görebileceğim en zeki insanlar. Ama NASA'da çalışan bir insanın maaşı Elon Musk'ın şirketine giren yeni mezun birinin maaşının belki beşte biridir. Çünkü onda ben NASA için çalışıyorum gururu vardır. Elon Musk bir girişimci. Yani para kazanmayı öncelikli odağına koymuş bir insan. Tabii tabii canım. Bir de çok ciddi... En zengin insanı. Parayı siz de verirseniz siz de gönderin. Çok ciddi manipülasyon da yapıyor aynı zamanda. Ali Hadi. Hocama geçeceğim ama bir cümle ile söylerseniz çok sevinirim. Türkiye kendi uzay aracıyla kendi uzay insanını Ay'a götürmesi için 30 sene mi lazım, 50 sene mi lazım? Elon Musk'a mecbur muyuz yani? Şimdi belli bir seviyeye çıkmamız için yani... Bu benim burada, söylediğim seviyeye çıkmak için. Tabii yani Ay'a... Biz bugün bir araç yollayacaksak, bu 2023'te yollayacaksak, bunun yörüngeye çıkıp Ay'a doğru yönelmesini biz yapamayız. Öyle bir fırlatma istasyonumuz yok çünkü. İşte onun için dışarıdan destek alacağız. Gidecek aracı kendimiz yapabiliriz. Bu da çok zor bir şey değil. Bakın, yaklaşık 6 ay önce İsrail'de özel bir şirket bir araç yaptı ve Ay'a çaktı. Yani Ay'a çakılmak değildi hedefleri ama çakıldı. Oh. Yani bu dünyanın en zor işi değil. Anladım. Yani bunu yapabiliriz ama bir uzay aracı yapıp orada insan taşıyarak Ay'a gitmek, uzayda bir istasyon kurmak, onlar henüz daha öngörülebilir bir tarih verebileceğimiz durumda değil anladığım kadarıyla yerli olarak. Onda hedef olarak da konmuş değil ama umarım bu blok blok binanın inşası gibi olur. Peki. Yani geçmişte olduğu gibi hani iki ileri bir geri bu mehter dansı gibi olmaz. Peki ben asıl tabii o kısmı soracağım hocama, tecrübesinden de yararlanarak bize bilgi vermesi için. Şimdi bu mesele ortaya çıktığında sen Boğaziçi'ndeki öğrencileri gözaltına alıyorsun. İşte oradaki öğrencilerin itirazlarını ortadan kaldırıyorsun. Öğrenciler itiraz etmezse Türkiye'de bilim nasıl ilerleyecek diyenler de vardı. Türkiye'de yeteri kadar bilim adamına değer veriliyor mu? Bunun altyapısı var mı? Okulları var mı? O çocuklar oralardan mezun olduğunda bu alanlarda çalışabiliyorlar mı diyenler de vardı. Yani işin eğitim ve itiraz kültürü, özgürlük Türkiye'deki eğitim sistemine bağlandığını gördük. Bu konuda var mı hocam söyleyeceğiniz bir şey? Yani Türkiye'deki şu anki atmosfer bu hedefleri gerçekleştirmek için yeterli mi? Ne yapmak lazım değilse? Şimdi önce bu Ay konusuna bir geri dönelim. Buyursunlar hocam. Bağıntı. Şimdi Ay ve gezegenler, yani Mars mesela, kendi başlarına enteresan cisimler ve bize yakın olmaları anlamında, ama sadece o anlamda bir ilk adım olmalarının teknik anlamı var. Eğer ille bir yere birisini götürelim. Ha, onun bir sosyal politik motivasyon verme anlamı var. Doğru. Yani biz de oraya bayrağımızı götürdük. Bunun için dünyanın birçok ülkesinde başka türlü belki bilim ve teknoloji açısından daha zengin olabilecek yahut da o ülkenin kaynakları açısından yapılması daha kolay olabilecek, daha feasible şeyler dururken Ay bir hedef olarak konur. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Kennedy zamanında, Rusların daha önce işte Gagarin, Sputnik vesaire girişimleri karşısında bir rekabet için girdiği zaman, evet, büyük bir kamuoyu hareketlendirme, bir propaganda değeri vardı ama bakın şunu yaptılar. Başkan Kennedy'nin o çağrışından itibaren Amerika'daki lise ve üniversite fen müfredatı elden geçti. Oradan mesela liselerde okutulan biyoloji, fizik, kimya kitapları, üniversitelerin bu tür kitapları, bütün fen ve mühendislik eğitimi lise düzeyinde elden geçti. Bir yandan NASA araştırmaları yaparken, bir yandan roket araştırmaları yapılırken vesaire. Yani altyapı hazırlandı.
Altyapı bir kültürel altyapı, insan yetiştirme altyapısı öğrenmek hazırlandı. Peki. Benim sorduğum soruya geliyoruz herhalde. İlk hedef, tabii onun için buradan açtık. Şimdi ilk hedef ay olabilir, başka bir şey olabilir. Ay olarak konması bence dünyanın her tarafında, bütün ülkeler buradan başlamıyorlar. Daha çok bir işte motivasyon falan, ama sadece motivasyondan, sadece vitrinden ibaret kalırsa ve onun parasını verip ne kadarsa alıp koyarsanız, bir tecrübe kazanmazsanız bir anlamı yok. Türkiye'de şimdi en önemli şey mevcut uzay ajansı içerisinde öyle birkaç dal var ki buralarda Türkiye'de başlangıç birikimi var. Bir uluslararası X ışın uydusuna yahut bir küçük kübe konabilecek yahut işte DAG diye bir yeni gözlemimiz var. Orada infrared alanında gözlem yapılacak çok müsait yerimiz var. Ama onun için insan yetişmesi, yetişmiş olan insanların bu aletlerini koymak öncelik. Şimdi ay konusuna dönersek. Mesela Avrupa Uzay Ajansı ve onun içerisinde ayrı kendi uzay programları olan, büyüklü küçüklü ama bilimde, kültürde, eğitimde, bunların hepsi birlikte gelişmiş ülkeler, Hollanda, İtalya, İngiltere, Fransa, Almanya, bunlar kendi uzay programlarında Ay'a gitmek yolunu seçmediler ilk önce. Onun yerine çeşitli bilim dallarında enteresan, önemli sonuçlar verecek çok daha da küçük yerlerde. Bir de bunların hepsi, bazıları da ister istemez büyük bir, çünkü ne atarsanız atın, küçük bir şey de atsanız birisi onu rokette yukarı dünyanın şeyi çıkaracak. Orada bir ilk masraf var. Onun için uluslararası işbirliklerine girmek lazım. Uluslararası işbirliklerine girerken kendinizin de sağlam olmanız lazım. Bakın Ersin de ben de ODTÜ mezunuyuz. ODTÜ fizik bölümü. Ben ODTÜ'nün öğrenci olayları dolayısıyla 68 deyip 72'de çıktım. Öğrencilerin çeşitli manipülasyonlarla kullanıldığı, kendilerinde hatalar yaptı ama çok samimi bir heyecanlı. Bütün o dönemde ona rağmen ODTÜ kaliteli bir eğitim sürdürdü. Ben orayı bitirip Cambridge'e gidip doktora yaptım. Hiçbir sıkıntı çekmedim. Ersin de çekmemiştir. Amerika'da NASA'nın merkezinde çalışıp bir yandan üniversite falan ona doktorasını yaparken. Türkiye'de böyle kurumlar var. Bunların üzerine titremek lazım. Boğaziçi örneğine gelirsek, şimdi mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde bir uzay enstitüsü kurulacağını. Kuralım diye teklif etti Bulu. Evet. Bir kişi teklif ediyor, üniversitenin haberi yok. Aynı hukuk fakültesi gibi. Şimdi Türkiye'de uzay konusunda adım atmış Boğaziçi'nden daha fazla donanımlı üniversite var. ODTÜ var, İTÜ var. Boğaziçi dahil başka üniversitelerde, bizim Sabancı Üniversitesi dahil tek tek insanlar var. İşte astronomide birçok üniversitemizde yer var. Bunların zaten yaptıkları şeyleri her üniversitede bir de ben yapayım demesi, hele bunu günlük olaylar arasında bir bağ kurularak yapılması diyelim. Yapılması bu iyi bir şey değil. Yani ne hukuk fakültesi kurmakla hukuk olur, ne uzay enstitüsü kurmakla uzay olur. Uzay enstitüsü kurup da içine koyarsanız bir şeyler ve zaten 3 yerde uzay enstitüsünüz varsa bunları birleştirmek yerine orada da burada da bir tane de kurayım benim olsun demezsiniz. Ama bu bir tehlike. Benim şimdi gördüğüm şey, bir kere tabii ki diğer bağlamda şunu söyleyeyim. Bitiriyoruz hocam yavaş yavaş, buyurun. Tamam, bitiriyoruz zaten. Üniversitelerin iyi çalışması, işini bilen, doğru dürüst adam yetiştiren ve iyi araştırma yapan yerlerin teşvik edilmesi ve bunlara karışılmaması lazım. İyi adam yetiştirmezseniz başkalarıyla işbirliğinde yeni alanlara girerken söyleneni anlayacak, yeni şeyler öğrenecek kapasiteniz olmaz. Bu günlük diğer olaylarla olan bağlantı. Ve bir son şey söylemek istiyorum. Bütün bu uzay şeyine girmek, bir toplumda heyecan yaratmak bir fırsat. Ama bu heyecanın karşılığının olması için içinin doldurulması lazım. Ve şuna çok riayet edilmesi lazım. Türkiye'de var olan, bu uzay programında da zikredilen, başlangıcı yapılmış, bir yere gelmiş bir takım yetenekler, ekspertizler, birikimler var. Bu programın içerisinde
başka günlük hevesler, içi boş şeyler öne geçerek bu yapılabilecek realist başlangıcı olan projelerin örselenmemesi lazım. Onun için de liyakat lazım, adam yetiştirmek lazım. Olan adamları da tabii ki harcamamak lazım, değil mi hocam? Çok önemli. Yani iki hocamın söylediğinden de ortaya çıkan sonuç çok gerçekten afilli güzel uzay elbiseleri vardı dün akşam grafiklerde üretilmiş. Onlardan birisini bir Türk vatandaşına giydirip uzaya gönderdiğimizde mesele bitmeyecek. Bunun altyapısı lazım. O da tek başına olmuyor. Yani orada araştırma ikliminin, demokrasi ikliminin, eğitim ikliminin, bilimsel ikliminin hepsinin uygun olması lazım ki bu kadar büyük bir, değil mi, eğitim gerektiren alanda başarıya ulaşabilmesi için. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hep siyasal olarak tartışıldı sabahtan bu yana. Karşı olanlar da siyasal olarak, destekleyenler de siyasal olarak. Ben bilimsel olarak neredeyiz sorusunun yanıtını almak için sizden ricacı oldum. Zaman ayırdığınız için ekstra teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın hocam. Profesör Doktor Ali Alpar ve Profesör Doktor Ersin Göğüş, ikisi de Sabancı Üniversitesi'nden Bilim Akademisi Bilim Akademisi Başkanı astrofizikçi Ali Alpar hocamız, Ersin Göğüş de astrofizikçi Sabancı Üniversitesi'nden bize bu uzay tartışmalarında bilimsel altyapıyı ve eğitimsel meseleyi aktardılar. Teşekkür ettik kendilerine. Epey de uzattık. Bitirelim artık. Yarın buradayız saat 17.30'da. Sizleri de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın. Teşekkürler.